Haluk amca kaybolduğunda Zeynep'i bulan kişinin Tutku abla olduğundan habersizdi. Bu konularda çok hassas olan Haluk amca iyi niyetli olduğunu düşündüğü için yüz yüze teşekkür etmek istemiş ona. Tabii karşıda çıkacak olan kişinin Tutku abla olduğunu bilmeden. Alo Tutku, neredesin? İremciğim, gelmek üzereyim, yoldayım canım. Ya Tutku Haluk Bey'le karşılaşmak istediğinden emin misin? Evet İrem, çok eminim. Endişelenecek bir şey yok, sen de rahat ol lütfen. Ay bilmiyorum Tutku, yani acaba önden bir konuşma mı yapsaydım ben? Bir hazırlık yapsaydık, böyle pat diye karşısına çıkıp özür mü dileyeceksin yani? İremciğim, hazırlığa, ön konuşmaya falan gerek yok. Merak etme, Haluk Bey senin sandığın kadar kötü karşılamayacak beni. Ya nasıl kötü karşılamayacak? Haluk Bey'den bahsediyoruz ya. İlahi İrem. Ha bak bir de gülüyor. Yani Tutku gerçekten şaka gibisin. Gönül ablaya gideceğim, konuşacağım dediğimde daha çok gerilmiştin ya. Şu rahatlığa bak. Hayatım, kendimden çok eminim. Korkacak, çekinecek bir şeyim yok artık. O yüzden rahatım. Haluk Bey seni görüp böyle kovduğunda bakalım bu kadar rahat olabilecek misin Tutku? Merak etme. Beni kovmayacak. Hatta geldiğim için teşekkür bile ederse şaşırma. Neden teşekkür etsin sana ya? Şaşırdın mı Tutku? Hadi gelince konuşuruz. Yaklaştım, az kaldı. Uf Tutku, sen beni bir gün böyle kalpten götüreceksin yani. Öleceğim senin yüzünden. Allah korusun İremciğim. Hadi görüşürüz. Uf, geliyor. Vallahi geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani Haluk Bey de başka zaman olsa şantiye falan gider. Bugün böyle masa başı oturup çalışası tuttu. Ya bırak, adam ne güzel çalışıyor. Baksana ya, Allah Allah. Ne istiyorsun adamdan? Çalışsın. Tolga, uyuzluğunu yapıyorsun değil mi? Ben? Evet. Evet, uyuzluğunu yapıyorum. Alıp Haluk Bey'e gider misin lütfen? Hayır, benim de işim var ya. Ben hiçbir yere gidemem Haluk abi. Dışarıda çalışın lütfen Tolga, rica ediyorum. Ya olur mu öyle şey ya? Burada işimiz var bizim. Of Tolga ya, çok kötüsün. Yapacak bir şey yok. Kendini boş yere yıpratıyorsun. Ya kimin için? Bir de Tutku için yıpratıyorsun ya. Bağırma. Geliyor zaten. Yani Tutku Haluk Bey'in karşısına çıkmak istediyse bugün vardır bir bildiği. O düşünmeden hareket etmez ama ne yapayım, korkuyorum. Be hayatım, korkunun necele faydası yok ki. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Tutku geldiği zaman sen de ben de burada olmayalım. Çok sağ ol Tolgacığım, içime su serptin vallahi. Ya o sana da iyilik yaramıyor ha. Ya ben niye uğraşıyorum ki Tutku falan ya? Benim zaten işim başımdan aşkın. Haluk abi anlamadan şu ev sahibiyle işi çözmem gerekiyor. Vallahi sıkıntı olacak, kriz çıkacak ya. Asıl kriz Tutku geldiğinde çıkacak. Senin haberin yok, hala kiralık evle uğraşıyorsun. Alo? Muzaffer Bey merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya ben sizi... Şurada kalın ya, Tolga burada. Ya ben sizi şeyden aradım. Hüseyin abilerin için özür diliyorum sizden. Ne oldu sana? Annem bir şeyim yok yani falan İrem. Var var, olmuş bir şey, söyle. Ya sana söyleyemem. Neden? Ya utanırım çünkü ben. Tövbe, niye? Ya işte ya, ben Haluk Ankıl'la konuşmam lazım bunu. Evet bence de çok güzel fikir. Sen Haluk Ankıl'la konuş. Hatta de ki özel bir görüşmede al Haluk Ankıl'ın dışarıda konuşun. Ya ben dışarı mı götüreyim şimdi Haluk Ankıl? Evet, Haluk Ankıl'ını al, dışarıya gidin, özel konuşacağım seninle de. Hadi. Hadi git. Şimdi mi yapayım ben ya? Evet şimdi. Al Haluk Ankıl'ın dışarı gidin element. Hadi. Çabuk. Tamam. Hadi. Ben Haluk Ankıl alıyorum ben. Özel bir konuşma. Haluk Ankıl. Merhaba. Bir şey konuşmam sende lazım. Çok aciz ya. Acil elementim. Acil konuşman lazım. Evet. Yani Haluk Ankıl, beraber dışarı çıkalım, bir şey konuşmamız lazım. Özel yani. Olmaz, çıkamayız. Çok işim gücüm var. Ayrıca bir misafirim gelecek. Ne söyleyeceksen burada söyle. Çocuk utanıyor Haluk Bey. Bence dışarı çıkın. Ya dışarı çıkalım. Çok utanıyorum ya. Evet, benden utanıyorum. Senden utanıyorsa sen çık. Biz mi çıkacağız? Ama benim işim var Haluk Bey. Ha benim yok. Allah Allah. Hadi. Dışarı, dışarı, dışarı. Otur. Nedir? Haluk Ankıl, yani ben... Haluk Akın, ben... Efendim Gece. Neredesin? Ne oldu? Meltem'le konuştum.
Mesajı benim attığımı biliyor. Sana demiştim. Ben inkar ettim tabii. Yani zaten kanıtlayamayacağı için bir sorun olmayacak. Sadece sana haber vermek istedim. Neyse, zaten bir daha Meltem'i görmene de onunla konuşmana da gerek kalmayacak. Ne? Neden? Bugün işimiz bitiyor. Nasıl yani ya? Anlayamadım ben. Birazdan bu işe son noktayı koyacağım gece. Planımızın son aşamasına geldik. Az sonra Haluk'un karşısına çıkacağım. Haluk'la yüz yüze gelip konuşacağım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haluk Bey odasında mı? Yok. Çıktı. Nasıl yani? Biraz önce gittiler. Ya canım üzülme. Böylesi daha hayırlı oldu zaten. Haluk Bey'in karşısına çıkmaman çok iyi oldu. Ay İrem, hiç iyi olmadı. Ya ben her şeyimi buna göre planlamıştım. Ne planı ya? Zaten Haluk Bey beni görünce böyle bana bir teşekkür edecek falan diye de bir saçmaladın telefonda. Senin aklından ne geçiyor? Anlat bana bakayım. Yani buradan gitme planı. Tam cesaretimi toplamıştım. Haluk Bey'in karşısına çıkacaktım. Ondan özür dileyecektim. Beni affetmesini isteyecektim. Sonra da içim rahat bir şekilde hiç arkama bakmadan gidecektim buradan. Hem belki özür dileme erdemini gösterdiğim için Haluk Bey de bana teşekkür eder diye düşünmüştüm. Haluk Bey sana teşekkür edecek. Ya Tutku yani saçmalama Allah aşkına. Çok iyimser davranmışsın. Haluk Bey sana böyle teşekkür falan etmez. Ayrıca nereye? Daha yeni başladık öyle gitmek falan. Ya İrem, ben bir daha ne zaman cesaretimi toplarım Haluk Bey'in karşısına çıkmak için? İnan bilmiyorum. Hayatım, sana söz veriyorum. Haluk Bey'in karşısına çıkarken ben de senin yanında olacağım ama doğru zamanda. Lütfen benden haber bekle. Şimdi olmaz yani. İrem, sen çok iyi bir insansın. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hayır. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Yani benim bunu yalnız yapmam gerekiyor. Tek başıma başarmalıyım ben bunu. Canım sen nasıl istersen tam tek başına ol ama benim dediğim zamanda git konuş. Şimdi hiç uygun bir zaman değil. Adam boşanıyor, sana anlattım. Çocuğunun velayet derdi var. Ne bileyim, şimdi kendine geçici bir ev arıyor, ev telaşında. Belki Ege'ye gidecek, yani Ege'ye gitmek istiyor. Kafasında bir sürü plan var. Yani şimdi sen çıkıp gündemi değiştireceksin. Adamın kafası karışık, olmaz. Hiç doğru zaman değil yani. O yüzden şimdi konuşmanızı istemedim. Ege'ye mi gidiyor? Yani öyle makro planı o yani. Hep Ege'ye yerleşmek istiyorum falan diyor. İşler bitince giderim diyordu. Şimdi bu boşanma falan biraz hızlandıracak süreci bence yani. Bakınıyor. Anladım. Hiç seninle uğraşacak şey yok yani. Adamın zamanı yok yani öyle bir şey. Yani tabii hakkında hayırlısı neyse o olsun. Öyle tabii canım. Amin inşallah. Kahve içer misin? İçerim. Tamam. Söyleyeyim. Çok şanslı bir günümdeyim. Ya. Ya benim misafirim geldi mi? Bak unuttuk ya. Yani öyle nevrim döndü. Öyle apar topar çıktık. Misafirimi unuttuk. Ayıp oldu. Gelmedi kimse. Yalnız Haluk abi. Bu Hüseyin abileri alıp adamı ayağına kadar götürüp özür dilettin ya. Acayip kral hareket etti. Öyle bir dilemesinler. Canlarını okurum vallahi. Ama senin de gelmen iyi oldu abi. Adam seni görünce zaten gördün değil mi? Hem mutlu oldu hem kendini iyi hissetti. Affetti mi peki? Affetti, affetti. Ya İrem, görecektin. Böyle Hüseyin abiler var ya, inci gibi dizildi adamın karşısına. Hepsi böyle özür dileriz, özür dileriz. Adam var ya, acayip onure oldu. Haluk abinin sayesinde tabii. Dua etsinler, her gün göndermedim özür dilemeye. Ay keşke gönderseydiniz, çok komik olurdu.
Oo, kırmızı başlıklı kıza da yani eğlence çıktı. Evet. Neden çıkmıyorsun Haluk'un karşısına? Görüşmek istiyor işte seninle. Çünkü artık aklımda daha unutulmaz bir karşılaşma planı var. Nasıl? Ne gibi? Sakin ol Gece. Öğreneceksin. Hem zaten bunun için senin yardımına da ihtiyacım var. Demek benim yardımıma ihtiyacın var. Hı-hı. Peki bunu yaptığımızda... Her şey son bulacak mı? Mutlu olacak mıyız? Evet. Çok mutlu olacağız. O zaman her şeyi yapmaya hazırım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğüm tutarız bu evde.